Hoş geldiniz. Bugün sıfırdan bir e-ticaret işletmesi nasıl kurulur, nasıl işler hale getirilir, tüm detaylarıyla bunlara değinmeye çalışacağım. Biliyorsunuz ben videolarımda teorik bilgilerden çok deneyimlenmiş, uygulanabilir, pratik bilgilere yer vermeye çalışıyorum. Bunu yaparken de tabii bir sohbet havasında yapmaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Bu da tabii videolarımızın süresini uzatıyor. Dolayısıyla bugün ben konu başlıkları belirledim. Bu konu başlıklarına göre de videomuzu bölümlere ayıracağım. Dileyenler istediği bölümleri izleyerek istediği bölümleri atlayabilir arkadaşlar. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Düzenli gelir elde ettiğimiz tüm faaliyetlerde olduğu gibi e-ticaret faaliyetlerinde de kazancımızın üzerinden vergi vermekle mükellefiz arkadaşlar. Dolayısıyla e-ticaret yapmadan önce de bir şirketleşme faaliyetlerine girişmemiz gerekiyor. Tabi basit usule tabi mükelleflerin e-ticaret yapmalarına müsaade edilmiyor. Bu durumda bizim iki tane seçeneğimiz kalıyor. Ya bir şahıs işletmesi kurarak e-ticarete başlayabiliriz veya sermaye şirketleri olan limited ve anonim şirket kurarak bu seçenekle de yolumuza devam edebiliriz. Tabi burada girişimcinin durumu, açılacak olan işletmenin özelliklerinden bağımsız olarak bu şirket türlerinin birbirine göre avantajlı veya dezavantajlı olduğundan bahsedilemez. Şahıs işletmeleri gerçek kişi firmalarıdır. Bunları bir günde açıp bir günde kapatabilirsiniz. Çünkü firma aktif olsun veya olmasın, firma sahipleri firmanın alacaklarından ve borçlarından sorumludur. Dolayısıyla bir günde kapatılmalarında hiçbir mahsur yoktur. İşletme giderleri bu firmaların düşüktür sermaye şirketlerine göre. Kimlik numaranız aynı zamanda vergi numaranız yerine geçer. Yani sizi TC kimlik numaranız ve isminizle devlet bir vergi mükellefi olarak tanır. Sermaye şirketlerine geldiğimizde bu durum biraz farklılık gösterir. Sermaye şirketleri tüzel kişiliklerdir. Bu firmaları açtığınızda adeta yeni bir kişiyi dünyaya getirmiş gibi olursunuz. Bu firmaları kapattığınızda da adeta o kişiyi öldürüyormuş gibi olursunuz. Dolayısıyla bu firmaların, şirketlerin açılışı bir hafta kadar bir süre alır. Açılışı yine bir nebze kolaydır ama kapatmak isterseniz de bu şirketler tasfiye sürecine girer ve tasfiye süreci en az minimum 6 ay sürmekte. Bu tasfiye sürecinin süreç alması şöyle işte farklı bir kişi dedik bu şirket türlerine. Bu tasfiye sürecinde stoklar sıfırlanmaya, alacak verecek hesapları yine işte sıfırlanmaya gayret edilir. Bazı işte resmi işlemlerin sonuçlandırılması beklenir. Bu gibi süreçler var. Tabii işletme giderleri daha fazladır sermaye şirketlerinde. Ticaret odasına kayıt olmak gerekiyor. İşte oraya düzenli olarak bir aidat ödeyeceksiniz. Tabii kesilen fatura ve tutarlarına da bağlı olarak genelde bu sermaye şirketlerinin muhasebe giderleri de şahıs işletmelerine göre daha fazladır. Yasal prosedürler daha fazladır. Peki şahıs firmaları bu derece avantajlı gibi görünürken işte piyasada gördüğümüz limited ve anonim şirketler neden bu şirket türünü tercih ediyorlar? Buna gelecek olursak şahıs firmaları gelir vergisine tabidir. Sermaye şirketleri ise kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi 2020 yılı için sabit %22 olarak belirlenmişken şahıs firmalarında belirli seviyelerin üzerinde bu oran %40'a kadar çıkabilmektedir arkadaşlar. Aynı zamanda sermaye şirketlerinde bir takım giderler daha kolay muhasebeselleştirilebiliyorken şahıs firmalarında bu işlemler daha zahmetli olabilmektedir. Dolayısıyla siz işte belirli seviyelerin üzerinde bir kazanç hedefliyorsanız, işte buna uygun bir altyapınız, sermaye durumunuz var ise şayet siz de sermaye şirketlerini tercih edebilirsiniz. Bu konuyu kapatmadan önce bir konuya değinmek istiyorum. Yani sermaye şirketleri ile şahıs firmaları arasında seçim yaparken biraz önce anlattığım gibi kriterlere dayanarak seçim yapmalısınız arkadaşlar. Şöyle ki bazı yorumlar duyuyorum. İşte
sermaye şirketi kurmak daha prestijli, daha havalı gibi, işte firmaya prestij katar gibi. Ya buna göre bir şirket türü seçimi yapılmaz arkadaşlar. Zaten benim size tavsiyem firmanızı ne olduğundan büyük veya ne de olduğundan küçük göstermeye çalışın. Ya bunun şöyle zararları olabilir. Siz şimdi firmanızı olduğundan büyük gösterirseniz, atıyorum bir firma sizinle işbirliği yapacak veya bir müşteri size iş verecek. O işte küçük bir iş olabilir. Yani size o işi verecek olan kişi şöyle düşünebilir. Ya bu firma çok büyük bir firma. Bu işte ilgilenmez diyerek o işi size vermekten vazgeçebilir. Ama belki de şöyle bir durum var. O iş sizin işletmenize bir can suyu olacak durumdadır. O işi kaçırabilirsiniz veya bunun tam tersi de olabilir. Firmanızı küçük gösterirseniz işveren, yani size iş verecek olan firma o işin altından kalkamayacağınızı düşünerek o işi size vermekten imtina edebilir. Dolayısıyla işte Mevlana'nın da dediği gibi ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün demiş. Böyle olun arkadaşlar. Yani mütevazi bir firmaysanız mütevazi bir firma olun. İnsanlar size veya firmalar, iş yaptığınız firmalar şirket türünüze göre değil de insanlara kattığınız değere göre, verdiğiniz hizmet ve ürünlerin kalitesine göre değer biçsin. Bu daha sağlıklı bir anlayış olur. Bu konuyla ilgili zaten daha önce internette ne satılır videosu çekmiştik arkadaşlar. Onun linkini de aşağıda video açıklamalarına bırakmış olurum. Ama yine bu başlık altında da bu konulara biraz değinmek istiyorum. Benim tavsiyem, yani belirli bir firmanın belirli bir ürününü satmak yerine, yani barkod numarası belli olan bir ürünü satmak yerine kendi varsa imkanınız, özel tasarımını yapabildiğiniz, kendinizin ekstra bir katma değer katabildiğiniz ürünlerin satışını yapmak sizin için daha avantajlı olacaktır. Bunun dışında işte gelin bize para verin, size internette nelerin satıldığını, neleri satabileceğinizi söyleyelim diyen insanlara aldırış etmemenizi tavsiye ederim. Yani bana da böyle talepler geliyor. İşte hani söyle abi ne satayım internetten? Bana ürünün adını, barkodunu söyle. Arkadaşlar böyle bir bilgiyi size kimse vermez. Zaten veremez de. Şöyle her insanın internetten satabileceği ürünler farklıdır. Yani atıyorum sizin çevreniz işte farklı bir kategoride ürün satmaya veya sermaye yapınız farklı bir kategoride ürün satmaya müsaittir. Bir başka birinin farklı bir kategoride satmaya müsaittir. Dolayısıyla hani böyle nokta atışı, işte ne satılır söyle bana gibi talepler yerine hangi ürün gruplarını, ne tür ürünleri satabiliriz? Bunun cevabını ararsak daha mantıklı olur. Bir diğer konu kesinlikle belirli bir kategori belirleyin ve o kategoride yoğunlaşmaya çalışın arkadaşlar. Yani atıyorum hırdavat ürünleri satıyorsunuz veya işte kişisel bakım ürünleri kategorisinde yoğunlaşmaya çalışın. Bunu ne için söylüyorum? Ya o konuda uzman olursanız hem müşteri için bir profili olan bir satıcı olursunuz. Yani karakteriniz meydana çıkar. Hem de ürün alımlarında avantaj sağlarsınız. Yani o sektöre hakim olursunuz. Pazarlık yaparken elinizde doneler olur. Kıyas yapabilirsiniz. Muadil ürünlerin fiyatlarına, piyasadaki satış fiyatlarına hakim olursunuz. Dolayısıyla tedarikçinizle daha sağlıklı ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Ürünlerin karlılık oranları kadar, en az onun kadar ürünlerin müşteri memnuniyet oranı da çok önemli arkadaşlar. Yani müşterinin sürekliliğini sağlayabilecek tarzda ürünleri satmanız yine sizin yararınıza olacaktır. Belirli bir zaman sonra zaten satış hacminiz de ortaya çıktıktan sonra bu ürünleri belirli rakamlarda stoklar yaparak hem daha uygun şartlarda tedarik edebilir ve hem de operasyon maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Yani bir ürünü sattığınızda direkt olarak kendi stoğunuzdan alıp o ürünü kargolamanın size olan operasyon maliyetiyle
bir tedarik ürününü sipariş aldığınızda tedarikçiden onu tedarik edip müşteriye kargolamanız arasında çok büyük fark var. Hem maliyet açısından hem de zamandan tasarruf açısından stoğunuzda olan bir ürünü satmak tabii ki daha faydalı ve kolay olacaktır. Kargo anlaşması yaparken kargo firmaları sizden resmi olarak ticaret yaptığınıza dair işte vergi levhanızı, imza sürkünüzü, işte firma kaşenizi isteyebilir ve sizden bazı bilgiler talep edecekler. İşte günde kaç tane kargo gönderiyorsunuz? Gönderdiğiniz kargoların ağırlıklı olarak işte hacmi, kilosu, desi bilgileri, neler gibi bilgiler isteyecekler. İstedikleri desi bilgilerini mutlaka çok iyi hesaplayarak onlara iletin arkadaşlar. Çünkü o desi ağırlığında size indirim veriyorlar. Yani o desideki gönderileriniz daha uygun fiyatlandırılıyor. Farklı desileri, yani o desi bilgilerin dışına çıktığınızda da fiyatlarınız artıyor. Dolayısıyla doğru desi bilgisini vermeniz çok önemli. Onun dışında günlük gönderi adedinizi soruyorlar. Burada mesela atıyorum siz günlük 50 tane kargo çıkışı yapıyorsunuz ortalama. Bunu 90, 100 diyebilirsiniz. Bu sizin biraz daha uygun fiyatları almanızı sağlayabilir. Bu konuda yani korkmayın. Sonradan kimse gelip de size ya arkadaş sen bize günde 100 kargo göndereceğim demiştin ama 50 tane çıkışın var demiyor. Onun dışında kargoların sunmuş olduğu kapıda nakit ve kapıda kredi kartıyla ödeme imkanları var. İşte atıyorum siz siparişi alıyorsunuz müşteriden telefonla veya işte mail yoluyla veya işte mesajlaşarak sipariş bilgilerini alıyorsunuz. Ve işte ürünü müşteriye gönderiyorsunuz. O da kapıda isterse kredi kartıyla veya isterse nakit olarak ödeme yapıyor. Kargo firması da bu aldığı tutarı sizin banka hesabınıza işte belli bir tabii süre beklettikten sonra gönderiyor. Tabii bu yöntem biraz riskli bir yöntem. Özellikle işte hani sitenizde kredi kartıyla online ödeme yöntemi varsa ben bu yöntemi kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü ya insanların düşünceleri değişkenlik gösterebiliyor. Mesela adam akşam bir ürünü almaya karar veriyor, sipariş veriyor ama ertesi gün veya bir sonraki gün o alışverişten vazgeçebiliyor veya çarşıda, pazarda o ürüne denk geliyor, onu oradan tedarik ediyor. Dolayısıyla siz ona ürünü gönderdiğinizde o kargonuzu kabul etmiyor. İşte o kabul etmediği durumda bu kargonun hem gidiş ve hem de dönüş ücreti size yansıtılıyor. Hem böyle ekstra bir gider olduğu gibi bir de o satış karından da mahrum kalabiliyorsunuz. Bunlar dışında kargolarla anlaşma yaparken şunları sorun. İşte kargoları gelip sizin adresinizden mi alacaklar yoksa sizin mi şubeye götürüp teslim etmeniz gerekiyor? Kaça kadar kargo alımı var? Yani bazı kargolar mesela 5'ten sonra kargo kabulü yapmıyor. Bu e-ticaret firmaları için önemli bir özellik. Yani saat 6.30'a 7'ye kadar kargo kabulü yapan bir firmayla çalışmanız yine sizin lehinize olacaktır. Onun dışında kargo şubesinin lokasyonu yani bulunduğu yer yakın olursa en azından acil durumlarda hemen bilgi alabilirsiniz veya acil çıkartmanız gereken siparişleri kolaylıkla gidip teslim edip çıkartabilirsiniz. Onun dışında şunları da sorun. Mesela adreste bulunamayan bir müşteri var. Normalde kargo firmaları şöyle bir yöntem izliyor. Bir kere gidiyor müşterinin adresine ürünü teslim etmek için. Eğer müşteri adreste yoksa onu bir kere tabii arıyorsa arıyor. Gelin işte geldik adresinizde yoktunuz. Gelin şubemizden kargonuzu alın diye arıyor. Eğer müşteri gitmezse şubeye gidip almazsa 3 gün sonra o kargonuzu size geri iade çıkartıyor arkadaşlar. Bunu da sorun. Yani teslim edilemeyen kargolarda prosedür nasıl işliyor? Bunu öğrenmenizde fayda var. Yine hasarlı kargolarda prosedür nasıl? Hangi ürünlerin taşınmasına müsaade ediyorlar? Hangi ürünlerin taşınmasına müsaade etmiyorlar? Yani şimdi şöyle kargo firmaları gönderdiğiniz ürünler sigortalı olarak taşınıyor bizde diyor ama herhangi bir hasar durumunda genelde işte yok biz sıvı taşımıyoruz, yok cam taşımıyoruz, onu taşımıyoruz, bunu taşımıyoruz. Ya arkadaş siz ne taşıyorsunuz? Yani bunu bir sormak gerekiyor. Yani bunu, bu bilgileri de öğrenmeniz
faydanız olacaktır kargo anlaşması yaparken. Çalışacağınız kargo firmasının yayılımına bakın. Yani Türkiye genelinde kaç şubesi var? Kırsal bölgelerde şubesi var mı? Ve bu kırsal bölgelere gönderdiğiniz kargolarda size farklı bir tarifeden ücretlendirme yapıyor mu? Genelde firmaların böyle uygulamaları oluyor. Diyelim ki siz ulaşımın zor olduğu bir ilçeye gönderim yaptığınızda normalde bir kargo atıyorum 15 liraya gidiyorsa o kırsal bölgeye gönderim yaptığınızda kargonuzu 25-30 lira gibi ücretlendirebiliyorlar. Zaten kısıtlı kâr marjlarıyla çalışıyorsanız bu sebeple de bazı siparişlerde zarar etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu da çok önemli bir konu arkadaşlar. Havale, EFT yoluyla ödeme alabiliriz. Onun dışında biraz önce bahsettiğimiz işte kargoların kapıda kredi kartı veya nakit ödeme seçenekleriyle ödeme alabiliriz. Bir üçüncü yöntem olarak da online kredi kartıyla ödeme alabiliriz. Birinci yöntem olan EFT ve havale ile ödeme alma yönteminde müşterilerimize küçük indirimler tanımlayabiliriz. Çünkü gönderilen ücret hiçbir kesintiye maruz kalmadan bizim hesabımıza geliyor. Dolayısıyla işte müşterimize %2, %3, %5 gibi böyle minik indirimler sunarak hem daha rekabetçi olabiliriz hem de sitemizi daha çekici hale getirebiliriz arkadaşlar. Ve havale yapan müşteriler de genelde daha iyi müşteriler oluyor, öyle söyleyeyim. O yüzden havale yapan müşteriyi her zaman desteklememizde fayda var. Bir ikinci yöntem işte kapıda kredi kartı, kapıda nakit ödeme yöntemi. Kargo firmaları aracılığıyla yapılan bu yöntem. Bunu ben söylediğim gibi eğer sitenizde bir SSL sertifikanız varsa, bir online ödeme altyapınız varsa ben bu yöntemi kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Yani sonuç olarak nakit ödeyecekse müşteri havale EFT yapabilir veyahut kredi kartıyla ödeme yapacaksa zaten online yapabiliyor. Onun dışında bu tarz siparişleri veren müşteriler bazen hani lakayt insanlar olabiliyor. Öyle aklını esiyor, veriyor bir sipariş, teslim almayabiliyor. Orada kaçırdığınız, yani teslim alınmayan bir tane sipariş belki sizin yapacağınız oradaki 4-5 tane siparişin, gerçekleştireceğiniz siparişin bütün faydasını yok edebiliyor arkadaşlar. O yüzden bu yöntemde biraz imtinalı davranmanızda fayda var. Bir üçüncü yöntemimiz online ödeme alma yöntemleri. Bunlar için sitenizde SSL sertifikanız olması gerekiyor. Bu yöntemde gidip bankalarla birebir anlaşma yapabilirsiniz. Bir ikinci yöntem olarak EasyCo gibi, PayTR gibi bütün bankaların POS cihazlarını bünyesinde bulunduran firmalarla anlaşma yaparak müşterilerinize siz de taksit imkanı, bütün kredi kartlarına taksit imkanı sunabilirsiniz. Bu iki yöntem arasında şöyle detaylar var. Bir bankayla direkt olarak anlaşma yaptığınızda sadece o bankanın kartlarına taksit yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir avantajınız oluyor. Bu aracı kurumlara göre tabii daha düşük komisyonlar ödeyebilirsiniz. Diğer aracı kurumlar, EasyCo, PayTR gibi firmalarda da komisyon oranları daha yüksek olsa da bütün kredi kartlarına taksit yapabiliyorsunuz. Burada seçiminizi şuna göre yapabilirsiniz. Eğer sattığınız ürünler, işte en pahalı ürünler 100 lira, 150 lira, 200 lira bandına kadar olan ürünlerse gidip bir bankayla anlaşıp oradan POS temin etmeniz, sanal POS temin etmeniz yararınıza olabilir. Şöyle ki zaten atıyorum hani 100 lirayı da gidip de 8 taksite, 12 taksite böldürmek isteyen bir müşteri benim şahsi kanaatim size ve sitenize çok bir değer katmayacaktır. Yani onu tek çekim ödesinler zaten. Ama siz yüksek fiyatlı ürünler satıyorsanız, işte atıyorum 500 lira, 1000 lira, 1500 lira gibi fiyatlarla ürünler satıyorsanız, tabii ürünlerinizde taksit yapabiliyor olmak çok büyük bir avantaj olacaktır. Dolayısıyla o fazladan ödeyeceğiniz komisyonlara katlanarak bu aracı olan firmalarla, EasyCo, PayTR gibi aracı firmalarla çalışmanızda fayda olacaktır. Arkadaşlar satış yapılacak platformların belirlenmesi
de yine 3 grupta ele alabileceğimiz bir konu. Sosyal medya üzerinden satış yapabiliriz. Kendi web sitemiz üzerinden satış yapabiliriz ve pazar yerlerinde satış yapabiliriz. Ben öncelikle sosyal medyada satış konusunu ele almak ve bu konuyu kapatıp diğerlerine geçmek istiyorum. Sosyal medyada satış yapmak kolay gibi görünse de uzmanlık isteyen bir iş ve takip gerektiren bir iş. Yani periyodik olarak düzenli bir şekilde bu paylaşımlarda bulunmanızı gerektiriyor. Minimum bir kişinin mesaisine çok rahatlıkla yer bu. Hani insanlar şöyle düşünüyor, ya işte oraya ürünlerimi koyarım, insanlar gelir, görür, onları satın alır. Yani çok kolay olmuyor. En azından sanılan kadar kolay bir satış yöntemi değil bu. Üzerinde hem mesai ve hem de sermaye harcanması gereken bir satış yöntemi. Bir ikinci yöntem pazar yerlerinde satış yapmak ve kendi web sitemiz üzerinden satış yapmak. Bu ikisini aynı anda ele alalım. Şöyle, pazar yerlerinin tabii avantajları var. Çünkü oraları işte ziyaret eden milyonlarca ziyaretçi var. Ödeme altyapısı oralarda hazır. Sizin gidip bankalardan bir sanal posta almanıza gerek kalmıyor. Kargo anlaşmaları var. Kargoları uygun fiyatlarla gönderebiliyorsunuz gibi, işte saymakla bitmez. Bir sürü size avantajlar sağlıyor. Tabii avantajları olmasıyla birlikte şunu belirtmekte fayda var. Ben mesela şöyle örneklendireyim size. Ben 2004 yılında yine bu pazar yerlerinde satış yapıyordum. Tabii o zaman bu hepsi burada şey olmamıştı, pazar yeri olmamıştı. Kendi deposundan, sadece kendi deposunda olan ürünleri alıcılara gönderiyordu. Hakeza şey de yoktu, Trendyol yoktu. O zaman sanal pazar vardı, gitti gidiyor vardı. N11 daha yeni yeni piyasaya çıkıyordu. Sanal pazara biz satış yaptığımızda %5 komisyon ödüyorduk ve sanal pazar müşteriye teslim edildiği gün ürün bize ertesi gün hemen paramızı gönderiyordu. Yani vade falan uygulamıyordu arkadaşlar. Gitti gidiyordan satış yapıyorduk. Gitti gidiyorum komisyonu sabit %10'du. Bugün 2020 yılına geldiğimizde işte Trendyol, hepsi burada, N11 bu pazara dahil oldular ve komisyon oranları neredeyse %15'in altında komisyon kalmadı. Bazı kategorilerde %25, %30'lara çıkan komisyon oranları var. Bir de şu var. Mesela bir kategoride komisyon oranı %7 iken bir diğer kategoride %30 olabiliyor. Yani sizce bunun sebebi ne olabilir? Yani sonuçta aynı POS üzerinden aynı tutarlar çekiliyor. Komisyon oranı neye göre belirleniyor? Yani komisyon oranı şuna göre belirleniyor. Ben size bunu söyleyeyim. Şimdi özetle şöyle diyorlar. Yani bu kategoride bu adam bu satışı yapıyorsa şu kadar bir kâr marjına sahiptir. Bu satışa aracılık ettiğimize göre aslan payı da bizim hakkımızdır diyorlar. Dolayısıyla aslan payını alıyorlar arkadaşlar. Tabii yeni başlayan arkadaşlar için pazar yerleri bir avantaj. En azından sizi diri tutar. Ama şöyle söyleyeyim, mesela ben pazar yerinde yaptığımız satışları satış yaptık olarak görmüyorum. Biz sadece onlara orada bir taşeronluk, işçilik yapıyoruz. Onların yerine, onların yaptığı satışı müşteriye ulaştırıyoruz. Küçük bir pay alıyoruz. Orada biz işçilik yapıyoruz. Orada biz satış yapmıyoruz esasında. Yani siz pazar yerlerinde satış yapsanız dahi pazar yerlerinde satıcı olmak sizin için bir amaç değil, araç olmalı. Amacınız ne olmalı? Markanızı ön plana çıkartarak kendi sitenizde bir kitle oluşturmak, oraya müşterileri çekmek olmalı. En nihayetinde, nihai olarak son tahlilde kendi sitenizden satış yapabilir bir hale gelmeniz lazım. Belirli süre zarflarında tabii. Bu hemen birden olmaz ama sabır, sebat göstererek 3 yılda olsa, 5 yılda olsa belli bir süre sonra sizin amacınız kendi siteniz üzerinden satış yapabilir hale gelmek olsun. Yoksa pazar yerlerine satış yaparak kendi markanız yoksa, kendi ürettiğiniz ürünler yoksa, yani çok yüksek marjlarla çalışmıyorsanız, yani şöyle söyleyeyim, 50 liraya tedarik ettiğiniz veya imal ettiğiniz bir ürünü 200 liraya, 250 liraya satmıyorsanız pazar yerlerine mesafe kaydetmeniz çok 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 zor arkadaşlar. Bunu bilin. Ya işte şey diyorlar, kendi sitenden satış yapmak zor diyorlar. Ya bana
şu dünyada güzel olup da zor olmayan bir şey söyleyin diyorum ben de. Yani güzel şeyler büyük acılarla gelir. O yüzden biraz sabretmek gerekiyor, sebat etmek gerekiyor. Pazar yerlerine çok umut bağlamamak gerekiyor bu anlamda.